それなら可愛いけど、それなら照りがして、シェイパーの、それでいい、なるの人に。Şimdi iki enstrümanla aynı anda Renal Arteri okumaya çalışıyorum. Aynı. Renal Rene. Renal Arteri görüyorsun. Buradan buradan gidiyoruz. Ama sırttan girdi yani. Daha doğrusu daha çok şey var. Sen Tolga hocam ilk öğrencimiz geldi. Tolga hocam. Şimdi biz senden burada bazı anatomik landmarkları söylemeni istiyoruz. Tabii dün dersi dinlemediği için değil mi? ama sınavı var. Peki söyle bakalım. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Burada sakrum şuradan gitse. Bu bir gerçek hasta bölümü. Sakrum üst kısmı neresi? Tamam. Alt kısmı promontorium. Alt sakrum. Alt kısmı. Evet. Alt kısmı burası. Peki sakroiliyak eklem neresi? Tamam süper. Peki siyatik noçu biliyor musun nerede? Siyatik noç o şeydeydi. Onu biliyoruz. Ama şeyin olması gerekmiyor mu? Hayır, şart değil. S3'ün hemen lateralı. Yani yardımcı olayım. Öyle ya her şeyi bilmen şart değil. Oradan da. Oradan da gösterebilirsin. Oradan içe yap. Tamam mı? Biz işlemi burada yaptıralım. Peki. Siyatik noç S3'ün hemen lateralinde şu gördüğün var ya esasında bunu daha güzel. Bu tabi gerçek hasta model olduğu için. Çünkü birebir çıkmış. Bak gördüğün şu gamze var ya. Şu var ya şu. Şurası siyatik noç. Siyatik noç. S3'ün hemen lateralinde. Peki anatomik değerlendirme yapıyoruz. Oldu mu? Peki. Bu iğneyle S3'e girmeye çalışacağız. Yani şu şekilde S3'e girmeye çalışacağız. S3'e girdikten sonra da istersen tam biraz tamam. Sistemle ilgili bilgi ver. Tamam. Şeyle ilgili. Şimdi ilk olarak iğneyle giriş. Sina bu arada önce. Sen. Hatta bir girelim. Sen, mi? Landmarkları. Oldu mu? Buradan bir girmeyi deneyelim. Bakalım girdik mi? Girdik. Aynen. S3'e gireceksin. Evet. Burada olacaksın. Oldu biraz sonra. Ben şimdi burada göstereyim ondan sonra. Tamam, tamamdır. S3'e girdikten sonra hani biraz arkayı da anlatmış oluyorum bu sayede. Önce bir test yapıyoruz. Şurası üretken. Bunu ya bu şekilde bırakıyoruz sabit ya da bas çek şeklinde bu şekilde yapabiliriz. Burada da bizim dışarıdan kontrol ettiğimiz cihazla ben şu an açtım bu cihazı. Bunu hastaya bağlıyoruz. Bu cihaz bizde olacak. Arttırdıkça hastanın tam makasla böyle bir kasılma olmasını bekliyoruz. Eğer varsa kasılma, evet S3'teyiz gerçekten yerimiz güzel. Arttırdıkça bunu daha net görüyoruz. Tamam diyorsa eğer S3'teyiz gerçekten. Artık çekiyoruz bunu. İğnemizin içinden gayet gönderiyoruz. Şu alt çizgi zaten iğne boyu. Bir yandan da skopide bakıyoruz sürekli. Bu biraz daha ileride şu anda. Biraz geriye alırsın. Üç tane şeyi koydun abi. İğneyi çıkartıp gayet gönderiyor. Tam şu foramenin alt çizgisinin olması gerekiyor. Daha sonra bunu çıkartıyoruz. Bunu sabit tutarak. Tabii bu manikinde hasta kadar hassas değil. Biraz daha şey. Sert olduğu için kayabilir. Küçük bir insizyon yapıyoruz. O buraya kadar ne yapalım? Bundan sonra söylüyorum. Kestik, tamam onu tamam. Dönüyor, retere geliyor. Onu gönderiyoruz. Burada olduğu gibi. Daha yukarıdan gel. Yine skopide bakıyoruz. Daha sonra iğneyi ve gaydı çıkartıp artık elektrodu gönderme aşamasına geliyoruz. Elektrodu gönderdiğimizde artık tabii onu bir dışarı ekstern stimülatörle çıkartıyoruz. Bu test dönemi. Saklanır olsa iki aşamada oluşuyor. Bu test dönemi. Ondan sonra şey, hastanın az önce demiştim makapta böyle bir kasılma hissediyor. Hastanın sürekli o hissi hissetmesini istiyoruz. Titreşim, karıncalanma gibi bir şey hissedecek. O zaman
Fenerbahçe fayda görüyor. Yani nereye işte yapamazsa yapmasını sağlar. 8 lira olsa. Hocam şimdi tabii tabii. Ya şimdi hayır şöyle. Gönderiyoruz. Elektro içeride kalıyor. Tabii elektro içeride kalıyor. Sadece dışarıdan bir kabloyla çıkartıyoruz. Test ediyoruz. Yani aslında evet, zaten şöyle geçiyor, aynen. Aferent ilişkiden bahsediliyor zaten, etki mekanizmasında da. Sinirleri modüle ediyor diyebiliriz. Aferentler evet. Elektrodu koyunca, elektrot şimdi... şurası S3 ya. Saklan sinirler bunlar. Elektrodun ucu, kontakları, şu kontakları. Gördüğünüz kontaklar aşağı doğru gidiyor. Sinirlere etki değiyor zaten bunlar. Bu şekilde sinirleri modüle ediyor. Biz de şu cihazla, bu da hastada kalıyor. Bu eksternal stimülatör gibi düşünün. Buradan voltajını arttırdığımızda her hasta farklı gösteriyor. Bazı hastalarda 2 voltla etkiliyor, bazıları da 4-5 voltla bile etki edebiliyor. Bazı hastalarda 0.5 de etki edebiliyor. Aynen öyle. Eğer test sürümünde fayda görürse 10-15 gün sonra kalıcı pile geçiliyor. O zaman bu da çıkıyor. Yani her şey içeri görünüyor. Pil takıyor. Şey yapalım. Şimdi S3'e nasıl giriyoruz? Şöyle. Bir tane crosshair diye bir teknik var. Crosshair diye. Yani şurada devam edelim isterseniz. Siz gibi ilerleyin. Zor bir şey. Hasan'ın yağ dokusuna göre. Aynen. Şimdi zaten skopide bakıyoruz. Şimdi skopide orta hattı biliyorsunuz. Orta hat neresi? Şuradan da şöyle. Yani orta hat şöyle. Orta hattı çiziyoruz şöyle. Siyatik noşları çiziyoruz. Siyatik noşları az önce göstermiştiniz. Onu da böyle çiziyoruz. Şurası zaten az önce Emre Bey çizmişti. Yani yerlerini belirtmişti. Şurası siyatik noşlar, şurası orta hat. Bu şekilde çizip ondan sonra tam kesişim yerinin sağından ve solundan iki yerden de girebilir. Bir girin isterseniz. Biraz sert olup tutun istersen. Açı doğru mu? Açı 60 derece açı uygun. Muhtemelen kemiğe geldi. Kemiğe geldi. Evet. Çekin, çekin. Biraz daha açın. Bir de biraz daha sanki ortakta yakın girin. Ve ortakta paralel gireceğiz. Yani işte ortaklığımız şu. Ortakta paralel girelim. Biraz daha açı verebilirsiniz. Biraz daha, evet, biraz daha yeter. Şimdi gönderelim. Galiba giriyoruz. Evet. Tamam, şu orta çizgiye kadar girmemiz yeterli. Tamam, bırakın bir bakalım. Aldın abi, kestin ya. Buradan şeyi geçtin. Haşin abi. Hocam öyle şey mi? Letik Bey gibi. Ciğer koydunuz mu? İdare istersen. Şimdi daha iyi. Oturma burada. Kaç koydunuz? Girebildi mi? S3'e girdi. S2'de girdi, S4'de girdi ama S3'e girmesi amacımız bizim. Tabii. Oldu mu? Önemli olan bir el şeyini yapsın. Şöyle dedik, tamam. Şöyle dedik, şöyle. Biraz daha çekeceğiz. Çok aşağıda gözüküyor. Hayır, şimdi şöyle biz dediği demin girdik, tamam mı? Sonuçta başı bu tarafta, evet. Bu tarafta değil mi? Evet. Yukarısı bu üst taraf. Siyatik noşlar burada, evet. Biz geçen şuradan girmiştik. Şuradan girmeye çalışacağız. Bir yere girdik. Dışarı girdik ama şey, laterale girdik ama S3'üz aslında. O zaman çok çok lateral. Evet, çok lateral. O zaman doğrudur. Evet. Genellikle midline orta hattı 1 santimetre lateralinde
bir giriş yapıyor. Soğutmamak şöyle. Sanki biraz yine lateralde miyiz? Arkadaşımız bunu deneyecek, oldu mu? Biz de cerrahide bunu deniyoruz. Evet, bir şeye demin rahat bir girdik, oldu mu şöyle? Hocam, lateraldeyiz. Lateraldeyim, yine mi lateraldeyiz? Yani eskisi aslında lateraldeyiz. O zaman daha medyalden biraz gidiyoruz. Biraz daha şey. Şimdi burası siyasetik muşlar, orta hattımız burası, tamam mı? Sırt tarafını düşündüğümüz zaman. Genellikle orta hattın bir santimetre, bir parmak daha doğrusu, iki santimetre lateralinden giriş yapıyoruz. Ya buradan, ya buradan. Sen ama iğne şu şekilde tutuyorsun. Oldu mu? The lumbar spine is not in the straight line down. You see, no. it's a bit this one. Yes. It has to be straight. Straight. This is straight. You see? This is straight. Okay. This the position like that. The patient position. Okay. Okay. Buradan yine girmeye deniyorsun. Oldu mu? Hadi bakalım. And we are lying in the patient's spine position. Okay. And then I show you. Yes. It's a little bit technically. One on the left, one on the right. Arkadaşlar şöyle evaluasyon yapalım, oldu mu? Tamam. Yani hani sonra tekrar geri bir daha dener. Başka eğitim modüllerine de git, oldu mu? Orada mesela şeyleri de var, tamam mı? Tamam. Şeyle ilgili. Ama temel mantığını alın, değil mi? Bu iğneyi koyduktan sonra sistemleri yerleştiriyoruz. Evet. Buna göre sen fısiyle formülü oldu. Oldu mu? Tamam. Şeyi. Arada da, şimdi orada da mesela hazır olan modüller var. 1-2 bütün masaları gezin. Bütün modülleri yapın, oldu mu? Tamam. Bir dakika. Çünkü çekler de hazırlamışlar. Oraya gidebilirsin. Orada korozun kastlar var. Kolay da olacağız. Düz bir borun içerisindeyiz. Bakın fonlar. Burası üretim. Üretmenin içi burada 6-7 milimetre falan. Aslında çok küçük bir çift var. Tamam, cihaz da bakın zaten çok ince bir cihaz. Cihazlar da çok pahalı. Şu elimizde tuttuğumuz cihazlar tuttuğumuz falan. O yüzden olabildiğince hassaslar şey yapıyoruz. Burası böbreğin içi. Böbreğin içerisi aslında şey, bunlara da biz kaleks diyoruz. Bu kalekslerde taşlar vesaire olur. Bu mesela yaptığımız şey flexible bölgesi dediğimiz şey. Aşağı iniyor. Sağa sol yaparaktan dolaşıyor. Mesela şuraya gireceğim. İlerletiyorum biraz. Böbreğin alt kısmı, böyle odalardan oluşuyor. Bu idrar 1-2 ve 1-2 idrar üreter vasıtasıyla idrar torbasına mesane geliyor. Şimdi ben size vereceğim. Evet, aynen öyle. Öğreneceksiniz. O zaman da görüntüyü ortalamaya çalışın. Şimdi yukarı çıkmaya çalışın. Evet. Şimdi oraya doğru ilerleyin. Mesela o aralıktan bilmeye çalışın. Çevirme hareketlerini de şöyle bileğimizden şu şekilde ve şu elimizle de yardım ediyoruz. Doğrusu aşağı duruyor.
Here, the filling,
Bayağı da Ankara'yı. İzrail. Just Ankara'yı or? And Venice. That's fine, you are so kind. Thank you. I'll use it. I'm saving the dish. Thank you. So this is... So we take the import because we want to see the vessels. So the idea is to see how the vessels run, what they support, the supply. So, I just said that. Yes, so we are trying to distinguish. We use blue folder Porta Pintura. And the red for to show the how what supplies the hepatic artery proper. Actually, this is more corresponding. It doesn't matter. This way. So we inject this resin, and then what we do once it. So just a question to check whether we understand. So when we start with the injection. So to be sure that the resin flows through the entire bag. So what? How can I check it? Yes. How can I check it? Where does it? It's color change. Yes, it starts to color. Yeah, it changes the color. Yes. But also to be sure that it flew through the entire tree. I need to have an idea about the anatomy. So bir maksat tutsun, engelle bıraksın. Yani üstte alta değil, maksat o hakimiyeti yaşasın. Okay. Yes. And you remember you will be here. Okay. We can together here. Okay, that's so, and when you are only we will only do the first between renal. Only. We have a what? No. Five? In our model five. Yeah, we need some picture for. We need some pictures for our boss. So you can see here is the middle of the bore measure. He runs some vessel. The quality is not very good. I think it's obvious there is some tissue around. See how the vessels run. Can never see it. Yeah, see. For example, have you heard about the basal? You can touch if you want. Basal. You want to try it? Okay. It's an anatomical term for vessels that supply the vessel wall. The heat on operating behind that. But I congratulate you. So these are vasavazos. These are vasavazos. You never see having that. These tiny nets are vasavazos of the port of vein. And you can see, using the colors, that they cover it. And these tiny, so what is here? If it goes through the gallbladder, we can't see the wall, but it must be the cystic duct. See, the contents green. Green is for the biliary pathway. Okay. So you can see here that the wall of the biliary pathway is also supplied For the beginner, we are already something provide very optimistic the synapses owner, but the escape server, they are very, they are making complicated conditions such as you look this is the way of reduction. This is not way of the yes reactor. So we can multi-user something engagement. Yes. Yeah, it's kind of mimicking the lab kind of thing. So because yes, like there's a master table of the table. Absolutely. They just go with the care of the machine. Yes. So this is the same idea. Yes, so there are lots of something introducing new implants
for new product in every company. So they want to know what is history. And the Yuri is very busy. So the beginner is also busy with the patient care. So they can have much time. Okay, I have a 10 p.m. I have a time for something learning from you. Then, Yani bunu şöyle yapalım, bunu şöyle yapalım. Normal bir hastaymış gibi. Normal bir hasta geldiğinde ne yapıyorsun? Hangi elini kullanıyorsun? Sağ elini. Sol elini hastanın üzerine koyuyorsun. Sonrasında böyle yapıyorsun. Sol elini aynı şekilde. Sol elini şu bölgeye koy. Masadan kaldırma. Efendim Davut. Geldik. Yeni mi geldiniz? İstasyon abi.
Kabaca şöyle. Öncelikle elinizi Mitmoş'la tanıtıyorsunuz, sonra endoskopiye kalıyorsunuz. Bu şekilde diğer ekrandan penise doğru yaklaşıyorsunuz. Tam eksternal üretsel açıklıktan, orifisten, tam sentralize ederek lümene giriyorsunuz. Lümende devam ediyorsunuz. Prostatik üretreden sonra pozisyonunu hatta yaptım. Şöyle de mesaneyi şöyle görüyorsunuz ve sağ taraftan sol taraftan üreterik orifisleri şöyle şurada, biri şurada, biri de şöyle diğer tarafta gördükten sonra tekrar dışarıya çıkıp elinizi uzaklaştırıyorsunuz. Önce bir şöyle yaparsanız pozisyonu bozuldu. Evet, şöyle bir saniye bir şey yapmayın şimdi. Ben elimi uzaklaştırıyorum. Evet, şimdi siz yapın. Aynen. Devam. 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 Evet. Tam işte o prostatik üretmeyi geçerken bir miktar bir eleve etmeniz gerekecek. O tam verimon tam kısmını geçerken. Ondan sonra mesane içine düşüp sağa ve sola bakacaksınız. Şu anda tamamen dışındasınız. Yine diğer elinizle penisi düzeltin önce. Endoskopu geriye çekin. Evet, onu çekin biraz daha geriye. Evet, şu anda dışarıdasınız. Diğer elinizle ayarlayın. Evet, tamam. Biraz daha yukarıya doğru. Tam o ikinci ekranda santralize etmeye çalışın. Ve o penisi düzelttiğiniz eli o taraftan dışarıya doğru çekmeye çalışın. Penis pozisyonunu bozmadan. Evet. Şimdi diğer elinizde. Aynen. Yes. You see? Your computer is better than mine. Probably. This is the reason I want. And there is a, you see here start, when I started, okay, you can click on, but it's not working now because I already started. No, it's not going down yet. I don't understand why not shut. Maybe we can start again. Okay. Turun kanseri fosu. Femur tabi şurada. Orijinde outer surface of obturatör membrane. Superior inferior obturatör. Bak buradaki nokta şu. Bizim adduktor kasları biz geçmiyoruz toz yaparken. Adduktor longusun tendonunun posteriorundan geçiyoruz. Adduktor longusun tendonunun posteriorundan. Çeviriyorum, bakıyorum. Şunu height edip yapayım diye. Fade yapıyorum ben şöyle. Onun arkasında gördün mü? Obturator fossa full alıyor. Gördün mü? Aynen öyle. Arkada şeye bağlıyor. Yani, trukantik fossaya bağlıyor. Önde de yine şeye bağlıyor. Şuradan. Medial surface of greater trukantik. 1 minute and 8 seconds. Aşağıda da obturator membrana yine. Marginal obturator fossa. Evet, şimdi benim bakım geçemediler. Aynen. Şimdi artık ne yapayım? Kesin hocam. Normal şey.
şey yapar mısın? Şöyle bir Murat hocam bütün prostatı bitirme. Şunu BPA'de böyle tur P olarak transferal rezeksiyon olarak nitelendiriyoruz ama geçiyor bu modeli. Bizim bu gördüğümüz alet rezeksiyon 26 derece bir alet. Bunun içerisinde 30 derece lensimiz var. Bunlar görüntümüz oluyor. Bu sistoskop. Sistoskop sadece için girip bakmak için varmış. Bu hem bakmak aynı zamanda işlem yapmak, rezeksiyon yapabilmek için var. Sistemimiz aynı birebir ameliyathanede kullandığımız sistem aynısı. Hem lensi, kamerası, görüntü sistemi, irrigasyon sistemi. Çünkü bu aletlerin bipolar ve monopolar elektrikleri var. Rezeksiyon yapabilmek için kesip dokuyu kestiği anda aynı zamanda koagülasyon yapıp hemostaz sağlaması, kanamayı önlemesi için bir elektrik devresi içerisinde elektrikleri kesip aynı zamanda da koagüle etmesi gerekiyor. Yine de aynısı, birebir aynısı. Böyle bir hasta olarak düşünüyoruz. Hastamız gelmiş, anestezi verilmiş. Hazırlanmış. Üretreler geçtikten sonra prostatik üretreye doğru ilerliyoruz. Şöyle bak gidiyoruz. İçeride şu anda ciğer var. Yani ciğer var. Sonra prostat olarak göreceğiz. Bunu da kesti. Gördün mü? Bu bir byte kesti. Şimdi 6'dan aldım. Şimdi şu şekilde yapınca saat 3 yana doğru dönüyorsun. Saat 3 hizasından alacağız. Ondan sonra bunu bu şekilde döndürüp saat 9 hizasından alacağız. Ve en sonunda tam evet ya o bir sıkıntı yaratıyor bana. Şeyin içerisinde. Şöyle acaba, şöyle yaptığımızda da tam saat 12 hizasından alacağız. Hocam amacı yani görmek için burada 4 tane ama normalde biz sirküler tarzda altından başlayıp çepeçevre bütün bu gördüğün prostat dokularını ameliyatta rezekleyip tamamen yolu açıyoruz. Yani normalde sirküler. Evet, aynen öyle. Şimdi sıra sana gelecek. Evet. The renal parenchyma, renal cortex parenchyma. Draw the line of the renal cortex. Very good. Show me the renal artery. This is artery or vein? Show me the renal vein, please. Renal vein. This one. Thank you very much. Show me the vena cava. Vena cava, the main vein of the body. Ah, vena cava. Yes. Yes, thank you very much. Please show me the artery. Thank you very much. Okay. Patient is in your front, yes, and left hand on the left leg. Yes. The patient. Yes.
How rich is the field prostate? About here or here? How long? Yes. Evet hocam. Evet. Yeni bir çalışma için yeni bir model koyuyorsunuz. Aynen öyle. Biraz hakim olun herhalde, değil mi? Tamam, şimdi çıkabilirsiniz. Tekrar içeriye doğru gireceğiz. Bu arada da bir çalışma oluyor. Çalışma olduğu için çünkü şeylerimizi yapacağız. Evet, hazırsın. Ayaklarına dikkat et. Tekrar içeriye doğru gireceğiz. Evet, esasında skopiye bakılıyor bir yandan. Daha aslında şey, çok körleme gidiyoruz şu an. Şu taraftan da değil mi? Şu taraftan da değil mi? Use this image. The real problem of the model is the product material, which is not very amenable to cutting. Also, cutting is not cost effective because each material costs Not the whole case, because we found a lot of other stuff, so I can help you also with another selection. I just let me write my email address and then we will start the project. Because we need people to have contacts, and sometimes it's easy to help, it's just to say, I have to learn to go, and I could try that project. Bir değil. Yukarıya doğru. Bunun aslında şöyle bir tutuş şekli var ama çok önemli değil. Şimdi kurbiye doğru gidiyoruz. Sağ mı bu, sol mu? Hocam herhalde sağ. Şimdi ateş geçip üretere girdik. Üreter içinde ilerliyoruz. Buradan hem rotasyon yapmak suretiyle. Burası üretero-fermik bölgeye benziyor. Böbreğin içine girdik. Bunlar da kalisler olmalı. Bak.
Gel başkan otur sen. Ben de otururum. Biyomedikal mühendislik mi? Nereye kaçak kesin? Murat Hoca. Murat Hoca Güneri olan. Yeni Hoca. Demiz hocam hoş geldin. Okay, come. Yes, you take it later. Ah, okay. Hold on. Okay. Yes, one. Yes, two. And biraz şova yönelik, tamam mı? Biraz şova yönelik. Abi aslında böbreği yere atıyorsun. Hadi. 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 Orada esas da yapıyor. Yes. And adrenal. En hareketleri taşıdığını gösterebilirim. Bunun gibi. Yes. Hadi. Take it out. Daha gerçekçi ya. Burada ne başlık yapıldığını çok anlamıyorsun. Doğru. Okay, right. So, you're still in the center, right? Oraya çekmene gelin. Our, for example, the right now. You're done? Yeah, done. Sen çekmeye başlıyorsun. Şu niye şundan çıktı ya? Şuradan çıkmış. Yes, you don't have water, you know. This is a flexible system. Okay, grab it. Grab it and feel it. It has a leg that goes when you pull down. If you want to turn the system up, this is a zero of the triangle. Okay, it means that everything you see is a zero degree from the fiber of it. Okay. If you want to turn, you put the electrode. Peki, şimdi saat 9 hizasında geçmeyi istiyorum. Evet, sen de güzel. Evet, Evet, çok iyisin şu anda. Kata bas, basarak çek yavaş yavaş, kes. Çok güzel. Tamam, şimdi saat 12 hizasında. Tamamen döndürmeni istiyorum. Yukarıya doğru. Evet, o şekilde döndürebilirsiniz. Döndür. Şey olacak. Tam böyle olacaksın yani. Evet, çok güzel. Bak, lupunu kendi lupunu çek, kapat. Bak, görüyor musun? Tam şöylesin. Çok artık daha olacak. Gayet güzel. Tamam, şimdi dokuyu bul. Bir doku bul oradan. Kesebileceğim bir doku bul. Bak, şu yukarıda bir doku var. Çok engel. Arkadaşlar burada
Bu aynayı yapamayacağım. Hepiniz yaptınız mı? Ben yapmadım. Hepiniz. Hadi hemen yap. Yap beni gelsin. Süper. Burak yaptın mı? Henüz yapmadım. Biraz daha girdi. Evet. Deminki gibi aynı şekilde. Kendisi başından içeriye doğru itti. Evet. Dümendesin. Devam et şimdi. Yavaş yavaş devam et. Aynı şeyle. Hafif yukarı girdin. Sola dön. Evet. Aynen oradan yukarı. Git. Gördün mü taşı? Yani şu anda böyle yakınsın. Yok taşı yakala şimdi orada bir kırmızı ışık yakması lazım. Taşı tam yakaladığın zaman. O da hani taşı kırıyorum anlamına geliyor. Sen komple çıktın. Tamam sıkıntı yok. Bir kere girip çıktıktan sonra restart yapıyorum. Arkada yine destek. Buraya böyle geçtikten sonra biraz biliyorsun arkadan elini çıktığını. Like here, you have to remove whole part because if it's badly located, even if it is small, you have to remove whole part of the leather. Maybe I will show you. So I will show you how the calculation works. Here we have our patient. Let's. Ooh, and then let's back this way. Okay, this way. One, two, touch mark. Yes, and then. Oh no, my God. Hold, no problem. Okay, hold in between. Hold it. Okay, hold it. One more. Şuradan gidiyor. Bak gamze şuradan. Ama o şey, kemik kısmı gamze tam altı ya. Çok lateral bas. Biraz daha bir yere gidiyor. Kemiğe mi geldi? Because we get the liver with the gallbladder filled with the brain. So, and it's actually similar to what I do. Because even if you remove with a syringe the bile, there is still some left. It's not flushed. So there is some stop, you can't get to the periphery. So what I can show you to make it more clear is how it looks before and after the torsion. So this is the liver filled with the resin. Can you see it? So this is before the corrosion. Foramenler hangileri mesela? Tamam. Esmer 2, 3, 4. Bu delikleri foramen adı aslında. Sacrumun başı sonu. Sacrum ilyak dediğimiz yerler. Şimdi sciatic watch diye bir şey var. Sciatic watch çok önemli. S3 hizasında olan şuradaki gamzeleri deniyor. Sciatic watch. Şimdi 3 burası ya. Şimdi niye sciatic watch'u söyledim? Biz iğneyle elektrotla S3'e girmek isterken sciatic watch'u çizmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Orta hattı böyle çizmemiz gerekiyor. Tabii ki sciatic watch'u scopy eşliğinde de yapıyoruz. Ya da fizik olarak şöyle hissedip sağ anlamda soldan iğneye giriyoruz. S3'e giriyoruz. Deneyin isterseniz. Yavaş, hareketler yavaş.
İlk yakalama hareketi yavaş. Yakaladıktan sonra şöyle yap. İşte her saniye şu an kemiğe dayanıyor. Yavaş şeyden o delikten geçmiyor. Olabilir, olabilir yani. Dıştan içeri doğru girdiğimizde obturatör internus kasıyor, internus kasıyor. Bunun arkasına geldiğimizde burası obturatör bölge, sinir ortada oluyor. Arter dediğimiz damar medyalde, iç tarafta. Şimdi bu işlemi yaparken Murat Bey, seni dinliyoruz. Murat Bey, bir soru ben burada geçiyorum. Murat Bey, ve burada biraz daha şey bir limon. Yes, 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 yes. Okay. Yes, and you can see the upper field and the system. So, birkaç ile gelemem daha. Üretimin altından geçmek için şu şekilde. Gördünüz mü? Üretimin altından geçiyorum. Sonra da vajinadan açtığım insizyon vardı ya, elimin gayetlerini de çıkartıyorum şöyle. Gördünüz mü? Buradan da niye alıyorum ben? Yani bizim şeyimiz. Bak, trans geçmek demek, vajina vajina demek. Vajinadan trans olarak yukarıya doğru. Öyle değil. Şöyle bak. Şöyle. Gördün mü? Antrum boşluğunu da gördünüz, zaten anlattım size. Şunu doğruluyoruz. Hadi Yakala şimdi onu, bırakma ve penisin ucundan içeri doğru, oradan yukarı doğru. Görüntü kaybı olması şundan kaynaklanıyor. Sen endoskopi duvara ya da başka bir yere gittiğin zaman orada görüntü bozulur. Mesela şu anda penis başına geliyor. Aynı yolu tekrar gidiyorsun yakalayarak ve sola doğru hafif çevirdiğinde orada bir orifis var. Oradan yukarı çıkmaya çalışıyorsun. Yani götürdüğüm yere doğru gidecek. Aynen öyle. Yani sen sonuçta endoskopi yakaladıktan sonra senin elin endoskop. Oradan hareketleri hangi tarafa doğru veriyorsan o tarafa doğru hareket ettiriyorsun. İlk etkinlik.
Şu markalarımız gibi önemliler. Sen bu oyunda güzel ben Şöyle giriyorum. Bu şekilde girdikten sonra kanalda ilerlerken elime gelen bir WhatsApp kutusunu inceliyorum. Yan duvarlarını, orta lobunu, sağ ve sol olmak üzere iki lobu olduğu için ayrı ayrı her bir lobunu muayene ediyorum. Sınır. If you are down the level, when you go like this, down, and then you go like this, there. Şimdi mesela biz film burada olduğu için normalde, şimdi burası biraz sert olduğu için biz geçemiyoruz. Eylül'ün verdiğinde metropolik alanda bu seni götürüyor zaten böyle. Orayı diseke etmiş oluyoruz biz. Şu şekilde buradan çıkıyorsun. Devam et. Şuradan da gör nasıl olduğunu. Oradan çıkıyorsun zaten. Çıkartabilirsin artık. Önemli olan bu modelin cerrahi öncesinde düşünmek işlemede faydası olup olmadığını görüyorum. Yoksa bir ameliyatı buraya almışsın ama ameliyat öncesinde kafanda bir simülasyon oluşturdu. Elini oradan daha iyi model, zamanla burada daha iyi olacaktır. Elini geçireceksin. Şimdi belki sabitliyoruz. Önce elini denir. Ha bir dakika. Hazır mısın? Başla. Bir defa daha deniyorsun. Can bir günde de bir lok olmaz ya. Şimdi. Çok güzel. Aferin. Biraz dur. 50 yaptım. Bravo. Tamam. 1 dakika 0-6. Skor 50. Hala buradayım. Teşekkür ediyorum hocam burada. Kırabiliyor muyum? Kırıldı gitti. Parçası gitti. Evet. Çıkayım bir. İlkan hocam. Tamamdır. Tamamdır hocam. Onu geçtik. Hızlandı. Murat. Çünkü niye? Önden tutmaya çalışıyorsun. Şuradan tutuyorsun. Evet, tuttun mu? Hadi. Evet, güzel. Çok iyi. Rahat, gayet. Bak, hızımız çok iyi şu an. Devam. Devam. Çıkmam mı gerekiyor? Hayır, çık. Sağdaki üreten ofisine gidiyorsun. Dediği yer. Evet, girdim. Ortalar. Yani borunun ortasına bakar. Ben hiçbir şey yapmıyorum aslında. Yapıyorsun. Baksana şurada, şunu elini tutuyorsun. Tamam, rahat ol. Bir daha gir. Orada.
Peki bir çık bakalım, biz sana süre tutmak. Bir daha veririz. Hadi iyi sıra. Şu radyo pak bir vardı. Senin gönderdiğimizde Scopy'de o markeri görebilmemiz lazım. Tam şu böyle ortaya gelmemiz lazım. Eğer ortadaysa doğru. Ondan sonra bunu çıkartıyoruz. Şimdi işte elektrodu göndereceğiz. Ama yanımızda elektrot yok. Şu farklı bir elektrot. Elektrodu gönderip şu poz... Bunu verecek bak. Bir şey değil mi? Rahat olacaksın böyle. Rahat şöyle. Efendim? Murat, dur Tolga'yla şey yapıyoruz bir yer, geliyorum. Bir şey ihtiyacın var mı? Kaçı kadar da var? Ben buradayız. Tamam. Tamam. Tolga hadi yap lan. Niye ya? Ben yapayım mı? Ha, tamam şöyle. Formamızı geçtirmek istiyorum. Gir.